Leyla, bunu silmeni sana kim söyledi? Bu senin işin mi? Şey, ben... Tablo mahvolmuş. Temizlik yapıyordum, tozlu görünce... Sen suyun içine ne koydun? Hı? Ne kokuyor bu? Hiçbir şey koymadım Mirza, sadece su. Bu çok değerli bir eser Leyla. Çok mu pahalı? Evet. Ne kadar ki? 100 bin. 100 bin mi? Evet. Önemli olan para değil. Ne peki? Bu bir sanat eseri Leyla. Allah'ım, ne yaptım ben? Yazdım, benim bu evde zorla kaldığımı bilmesinin de bir anlamı yok. Onun beni unutması lazım. Benden umudu kesmesi lazım. Peki sana Saffet kasırga desem ne yaparsın? Bu ev işini iyi düşünmüşsün ha. Eylül'ü bu evde zorla tutuyorlar abi. Onu o hapishaneden çıkaracağız abi. Ağam, Eylül yenge niye yardım istemiyor? Bu Koray Dümbüğü bu kızı bu evde zorla tutuyor. Henüz bilmiyorum. Ama Melek'le Koray birlikte hareket ediyorlar. Koray'ın elinde bir koz var. Ha. Demek ondan sesini çıkaramıyor. Öyle. Ama bizim bu işi çözmemiz gerekiyor. Çözümün tek yolu da bu adam. Saffet Kasırga. Önce bu adamı bulacağız. Sonra Melek'le Koray birbirine düşecekler. Bize dertleri neymiş? Onu öğreneceğiz. Acaba gerçekten bunu Yaz yazmış olabilir mi? Ama o Melek'le nişanlandı. Niye böyle bir şey yazsın ki? Umutlanma Eylül. O senden vazgeçti. Unut artık. Sıkıldın mı? Yok. Ben sadece hava alıyordum. Bu evde kalmaya baban için katlandığının farkındayım. Zor tabii, biliyorum. Ne zamandır dışarıda çıkmadın? Ne istiyorsun Koray? Gel hadi. Nereye? Gel, sana küçük bir sürprizim var. Hadi gel. Bu tablo akşam eğitim gönüllüleri için açık arttırmaya çıkacaktı. Ne? Benim bir şeyden haberim yoktu, yemin ederim. Leyla, sen bu evin hizmetçisi değilsin. Hanımısın. Bilmediğin bir şey yapma artık. Ben bir işe yarayayım diye. Tabloyu temizlemeye kalktın. Deterjanla tablo mu temizlenir? Ben bilemedim. Bileceksin Leyla. Anneme sor, Kezban'a sor. Etrafta kimse olmayınca... İyi ama bu kokulu deterjan ne? Hı? Mirza... Ben deterjan koymadım. Annem mi yaptı yoksa? Bak biraz önce kaçar gibi gitti. O mu getirdi bu hale? Hayır, annemin bir suçu yok. Suçlu benim. Ben nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım. Bak Leyla, artık anne evinde değilsin. Benim karım olduğunu unutma. Davranışlarını ona göre ayarla. Duydun mu? Etrafına bak, kendine çeki düzen ver. Şu üstüne başına da bir çeki düzen ver. Duydun beni? Thank you.
Sakin ol İffet. Sakin ol, her şey yolunda gidecek. Saffet seni bulamayacak. Yağız'la çok mutlu olacaksınız. Allah'ım. Allah'ım ne olur Saffet beni bulamasın. Allah kahretsin. Kahretsin gizli numara. Kesin o. Ne var? Ne var, ne istiyorsun? Arama beni. Sakın beni arama. Melek. Melek kızım. Nermin anneciğim. Sen miydin? Ay, telefonum bozuldu galiba. Görümcemi aradım. İsmim çıkmamış. Ay, ben de seni arayayım da bir deneyeyim dedim. Anladım Nermin anneciğim. Sen niye öyle açtın telefonu? Ha? Beni rahat bırak, bir daha arama falan. Sen beni kim sandın ki? Saffet Efendi buraya takılıyormuş ha. İşte bak şu adam. Siyah ceketli var ya. O. Oh. Leyla. Leyla iyi misin? Leyla beni duyuyor musun? Leyla. Leyla. Tamam. Bu kadar korkmana gerek yok. Olan oldu. Aç gözlerini. Leyla dedim. Ey Allah'ım ya. Teşekkür ederim anneciğim. Kolay gelsin. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Bana bak Fırat. İşini halletip hemen eve geliyorsun. Tamam aşkım da. Ben ne zaman eve gelmedim? Zaten işimi bitirip hemen eve geliyorum. Vallahi Fırat'cığım, ben uyarmasam akşam değil sabah gelirsin eve. Tamam Gül. Arabayı alıp hemen geleceğim. Gül, ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Ya bu kadar erkeğin üstüne gidilir mi? Ters teper vallahi. Yok anne yok. Bu devirde erkeğin ipini sağlam tutacaksın. Ne kızlar var akbaba gibi üşüşen. Daha geçen gün görmedin mi Leyla'nın kardeşi Deniz'le? Yok yemek dökmeler, yok yakınlaşmaya çalışmalar falan. Yok canım, sen de abartıyorsun yani. Yok anne, ben bu devirde uçan kuşa güvenmem. Hele de zengin erkeklerin peşinde koşan fakir kızlara hiç güvenmem. Ay, neyse, şu tablo işi ne oldu acaba? Kesin renkler birbirine karışmıştır bile. Mirza görünce çıldıracak bence. Oh, Leyla'ya bağırıp çağırsın da benim de içimin yağları erisin. Hadi gidip bakalım. Bakalım, çok heyecanlı. Leyla. Anne, girmesek mi? Nedenmiş kız? Şey, Leyla ile Mirza abi. Aa. Tövbe estağfurullah, tövbe. Oğlum hayırdır? Niye topladın ki sen bizi şimdi? He. İşim gücüm var benim canım. Allah Allah. 2 dakika oturun ya. Önemli bir şey söyleyeceğim. Eylül, geç canım sen de şöyle. Geç. Sürpriz.
Aa, ne bu? Karımla balayına çıkıyoruz. Bak canım, her şey hazır. Biletler orada, bavulumuz da burada. Ya şöyle bir düşündüm de, evlendiğimizden beri gün yüzü görmedik. Eylül'de eve tıkıldı kaldı. E tabi, mecburen. Yaptığımız bir anlaşma var. Normalde evden dışarı çıkmayacak. Çıkmıyor zaten. Nurhan anne bir dur, ben de onu diyorum işte. Eğer Eylül'de kabul ederse şöyle güzel bir Kartepe tatil yapalım. He? Ne dersin Eylül? Normalde evden çıkman yasaktı. Fakat bu planımıza uyarsan eğer belki fikrim değişir. Tövbe estağfurullah, tövbe. Anne! Ne yapıyorsunuz orada? Gelsenize. Yardım edin bana. Gidiyoruz, gidiyoruz abi. Yeni evlileri rahatsız etmeyin. Saçmalamayın, nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Ne oldu oğlum? Bayıldı. Aa, neden? Temizlik beziyle tabloyu silmiş. Ben de sinirlendim. Ona bağırdım. İnanmıyorum ya. Senin sinirlenmene korkup bayılmış numarası yapıyor bence. Anne siz nereden geliyorsunuz? Leyla'ya neden bir şey söylemediniz? Leyla bu evin hizmetçisi mi? Canım kocaman kız. Nereyi nasıl sileceğini biz öğretecek değiliz herhalde ona, değil mi? Ay kendi heveslendi Mirza abi. Yani o kadar da uyardım. Kuru bezle sil dedim ama anlamamış demek. Kezban nerede? Neden izin aldı? Hı? Oğlum Kezban izinli. Biz de Leyla'ya güvendik, çıktık dışarı. Leyla. 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 Kalk, kalk hadi, numara yapma. Oğlumdan korkmuş, bayılmış numarası yapıyor kaçmak için. Kalk hadi, bir şeyin yok. Anne, kız bayıldı diyorum sana, numara yapma. Yardım edin. Allah'ım şu tabloya bak. Mahvolmuş. Şunu da kaldırın buradan. Gözüm görmesin. Kaldırın. Aferin sana Gül. Yaptığın iş tuttu. Sana söyledim anneciğim. Bu Leyla'nın sonu yakındır diye. Tablo kaç para, senin haberin var mı? Ayol bilmez miyim? Tabii ki biliyorum kaç para olduğunu. Oğlumu benden koparacağını sanıyor ama bunu asla başaramayacak. Asla. Firdevs. Kapı niye açıkmış? Aa! Leyla! Ah ah Leyla. İyi misin evladım? Oğlum ne oldu burada? Bu oldu babaanne. Allah kahretsin. Ne yapacaksın şimdi? Hemen bir yalan uydurman gerek. Melek. Melek iyi misin kızım? Kızım niye cevap vermiyorsun? Bana bak. Biri mi rahatsız ediyor seni yoksa? Yok öyle değil. Telefonda bir daha beni arama falan dedin. Şey Nermin anne, beni sürekli Eylül arıyor. Rahatsız ediyor. Yağız'la nişanlandık diye çekemedi işte. Kıskançlık yapıyor. Ben de o aradı zannettim. O yüzden arama dedim. Ay Allah'ım. Ay biz kurtulamayacağız mı bu Eylül belasından? Of Saffet. Of ne işler açtın başıma. Olmaz ki böyle. Sen sıkma canını kızım. Değil mi?
Yazım'la çok mutlu olacağınız inşallah. İnşallah Nermin anneciğim. Demek Saffet Kasırga bu adam. Madem niyeti Meleğin yerini öğrenmek. Öğrensin o zaman Seyfo. Öğrensin ağam. Öğrensin. Güzel olur. Ha? Çözerim. Yengeyi bulduk Saffet abi. Melek bir şeyler saklıyor. Saffet Meleği bulduğu zaman Koray söyledi sanacak. Sonra bunlar birbirine düşecekler. Ben de Eylül dertlerindeymiş. Bunu öğreneceğim. Şimdi elime düştün İffet Hanım. Leyla niye bayıldı peki? Tabloyu bu hale getirdiği için ona kızdım. İnanmayın, inanmayın. Kesin numara yapıyordur. Allah Allah. Niye numara yapsın? Çocuk korkmuş bayılmış işte. Sen Leyla'yı başkalarıyla karıştırma. Aa! Aşk olsun babaanne. O laf bana mı geldi şimdi? Leyla. Leyla. Hadi kendine gel. Hadi. Bak kimse sana kızmıyor. Kimse... Canın sağ olsun evladım. Uyan hadi. Uyan. Ha? Mirza. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Canım, yalnız da tablo özür dilemekle eski haline gelmez. Nasıl korkmuş. Dur dur dur. Yavaşça gel. Tablo için arıyorlar. Benim suçum, çok özür dilerim. İstersen... Tamam. Tamam. Ne olur ben hallederim. İzin ver ben konuşayım. Ne saçmalıyorsun sen? Hı? Ne diyeceksin? Tabloyu deterjanla sildiğini mi söyleyeceksin Leyla? İyi misin Gül? İyiyim abi, iyiyim. Hayır, sen niye dikkat etmiyorsun ha? Bu senin yaptığın kaçıncı sakarlık Leyla? Hayır yani, o kadar da uyardım. Yağlı boya tablo, suyla silinir mi hiç? Tozunu alır gibi sildim, bezin suyunu iyice sıktım. Hı, belli. O yüzden tablo bu halde değil mi? Yeter artık ya! Susun, kız hastalanacak. Hem Kezban nerede? İzinli, işi varmış, ben de izin verdim. Allah Allah, nasıl izinli? Şimdiye kadar bir gün izin almamış. Özel bir işi varsa niye bana sormadı bu çocuk? Anneciğim, siz erkenden çıkınca bana sordu. Böyle biraz beti benzi atmış gibiydi, hasta gibiydi. Herhalde doktora gitmiştir. Siz neredeydiniz ikiniz? Siz niye evde değildiniz? Kızı niye uyarmadınız? Anneciğim, aşk olsun. Yani siz şimdi bize hesap mı soruyorsunuz? Hatayı yapan, suçlu olan Leyla, siz tutmuş bizi fırçalıyorsunuz. Biz Gül'ü doktora götürdük sırtı ağrıdığı için. Ben çok özür dilerim. Canım,
Senet getirmemi ister misin? E bunu da 50 yılda ödersin artık. Gülsüm. Gülsüm, Gülsüm. İnanın bana, ben ne yaptıysam Eylül'ü çok sevdiğim için yaptım. Küçüklüğümden beri ne zaman kar yağacak diye camın önünde bekler dururdu. Gel işte, nazlanma. Şu tatile gidelim. Hem dönüşte Yaşar Baba'yı da ziyaret ederiz belki, ha? Ne dersin? Ne diyorsun Nurhan anne, iyi olmaz mı? Oğlum sen kafayı mı yedin? Orada tatil kaç para, haberin var mı? Hep sosyetikler gidiyor oraya. Hem parayı nereden buldun sen? Yani tamam, gidin olabilir tabii de. Hani şimdi masraf ne gerek vardı yani? Anne sen bir sus ya. Sen bir karışma. Ne diyorsun Eylül? Ha? İstemiyorum. Al işte. İstemiyorum diyor prenses. Aman sen bunu götürüp de ne yapacaksın ağ oğlum? Orada da bu böyle suratını sallandıracak, kös kös oturacak. En iyisi biz seninle ikimiz gidelim, sen beni götür oraya. E madem onca hazırlık yapmışsın, boşa gitmesin bari. Anne sen ne saçmalıyorsun ya? Karın varken ben seni niye tatile götüreyim? Hadi sen şu mutfaktaki işini hallet, hadi. 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 Gel Nurhan'cığım, biz seninle mutfaktaki işlerimizi yapalım. Eylül, bak hemen hayır deme. İkimiz için de çok güzel bir tatil olacak. Tam senin böyle sevdiğin bir yer. Hem ne diyorum, dönüşte de Yaşar Baba'yı görürüz ha? Ne dersin? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben buraya babam için geldim, o kadar. Hiçbir yere de gelmeyeceğim. Sen benden uzak dur, o bana yeter. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Babaanne, ben böyle olsun istemedim. Böyle olacağını bilsem elimi sürer miyim hiç? Ah benim Leyla'm, ah benim İpeğim, sen üzülme. Her şey hallolur, üzülme. Ay anne, şuna bak ya, nasıl da yalakalık yapıyor babaanne. Sen merak etme, Mirza bu numaraları yutmaz. Ah anne, kes bana arayalım da hastayım falan desin. Aa. Babaanne bu işin peşine düşmesin. Evet evet, koş hemen ara sen kes bana. Koş. Babaanne. Efendim evladım. Bir dakika gelir misin? Lütfen başkasına kızma. Kimsenin suçu yok. Benim hatam. Tamam. Sen sakin ol. Güzelce de üstünü değiştir. Tamam. Her şey yoluna girecek. Leyla Hanım, biz sana güvenip de hiçbir yere çıkamayacak mıyız ha? Hem sen niye ikide bir kayınvalidemin yanında beni küçük düşürüyorsun? Özür dilerim. Hiç özür dileme. Özür dilemen hatalı olduğun gerçeğini değiştirmiyor bir kere. Yazık yazık. Oğlumu üzmekten başka hiçbir işe yaradığın yok senin. Ne diyorsun oğlum ya? Bu işin içinde Gülsüm mü var? Evet. Belli ki gelinler kendi aralarında anlaşamıyorlar. Parfümünü Leyla'nın temizlik suyuna katmış. Tablo yüzden bozulmuş. E sen nereden anladın peki? Birincisi suyla olacak iş değil. İkincisi temizlik bezi
Gülsüm'le aynı kokuda kokuyor. Ve üçüncüsü. Dün bana Leyla söylemişti. Burnu tıkanmıştı. Muhtemelen koku almadı. Babaanne, evdeki kadınları kontrol etmek senin işin. Beni bunlarla uğraştırma. Sen merak etme. Ben onlara şimdi çeki düzen veririm. Ama oğlum, bak, affetmek geçmişi telafi etmez. Ama unutma, geleceğe yeni kapılar açar. Tamam? Gidelim bakalım. Duymadım diyorsun ha? Bilmiyorum diyorsun ha? Anladım. Ay bir şey söyleyeceğim. Ya bu kız bana yalan söylediyse? Ya Saffet hala içeriden çıkmadıysa? Ha. Doğru. Ay zaten ben nereden bulacak ki değil mi ya? Ben boşu boşuna korkuyorum. Ay canım arkadaşım vallahi içimi rahatlattın ha. Sağ ol. Sen neler yapıyorsun? Sertil villası he? Vay anam vay. Anladım. Aman boş ver be, takma kafana. Tamam konuşuruz sonra biz yine. Tamam canım. Tamam hadi öpüyorum seni. Tamam hayatım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Melek. Ay! Bir rahat vermedi bu kadına. Ay. Melek! Efendim Nermin anneciğim? Gel, gidiyoruz. Nereye? Eylül'e. Neden? İki çift lafım var ona. Demek bu villada yaşıyorsun ha Efrat Hanım. Beni aldatıp içeri atacaksın. Paralarımla sefa süreceksin ha. Ne altlar karıştırıyorsun göreceğiz. Efendim anne. Alo Leyla. Kızım ne oldu? Ay seni bırakıp çıktım sonra da içime sinmedi. Ne dedi Mirza? Sorma anne sorma. Mirza çok kızdı. Haklı tabii. Resmi mahvettim. Ay tüh. Kızmaz mı? Hay Allah. Anne, o tablo var ya, 100.000 değerindeymiş. 100.000 mi? Evet anne. Of, düşündükçe çok fena oluyorum. Hayır sadece nemli bezle sildim. Ne ara bu hale geldi anlamadım ki. Anne? Alo? Anne orada mısın? Ayol... Bizim burada 2+1 ev parası. Ne ev anne ne diyorsun? 100.000 diyorum çocuğum yavrum. Bizim evi almışsınız sizin duvara asmışsınız gibi bir şey. Ay bir tablo bu kadar eder mi Leyla ne yapacağız? Bilmiyorum. Anne kapatmam lazım sonra konuşuruz. Benimle gel. Ay bir de korkudan bayılmış varoş. Ay gülmekten karnım ağırlığa girdi valla. Sen dur hele. O daha çok bayılacak çok. Gülsün! Efendim babaanne? Senin Leyla ile derdin ne çocuk? Hı? Benim Leyla ile ne derdim olabilir babaanne? Yalan söyleme bana. Çocuğa niye o oyunu oynadın? Duvardaki o resim o haldeyse sebebi sensin. Neden yaptın böyle bir şey çocuk? Babaanne ben... Aa.
Adnan abi seni bekliyor. Toplantı birazdan başlayacakmış. Tamam abi, geliyorum. Benden bir isteğin var mı ağam? Şu Saffet denen herifle alakalı. Yok abi. Şimdi bekleyeceğiz. İlk taşı yerinden oynattık. Yıkılmasını bekleyeceğiz. Melekli Koro enkazın altında kalana kadar da devam edeceğiz. Tamam. Ağam, galiba bizim şirketteki çocuklardan biri bir dilek dilemiş. Bu turna kuşlarından 1000 tane yapıp asınca dileğin gerçek olur derler. Nerede görülmüş kız verip üstüne borçlanıldığı? Sanki çok paramız varmış gibi. Anneciğim. Ben bir okula gidiyorum. İzin belgelerini imzalayıp geleceğim. İyi kızım, git. Sen de borçlanıp gelme. Ne borçlanması ya? Ablan evdeki tabloyu sildi. Bütün renkler birbirine girdi. Bir görsen, güzelim resim berbat oldu. Anam 100.000 liralık tabloymuş hem de. Allah Allah. Yani bizimle öyle bir şey olmaz ki. Kesin Gülsüm'ün işidir o. Öyle mi diyorsun? Evet anne. Haset kıskanç bir kadın o. Bakışlarından belli. O akşam bana nasıl çemkirdi? Doğru diyorsun kız. O Gülsüm'den her şey beklenir ha. Merak etme sen anneciğim. Ablam halleder. Gerçekler zaten sonunda ortaya çıkar. Hadi ben kaçtım. İyi hadi kızım, güle güle. Dikkatli ol ha. Oh, oh Leyla, oh Leyla. Yaz. Ne yazayım? Söyleyeceğim şimdi. Hani senin bir tane defterin vardı. Küçük. Hatırladın mı? Benim sevdiklerimi ve sevmediğim şeyleri yazıyordun. Benim olan ve onlara asla dokunmaman gereken şeylerin şimdi listesini yapacağız. Yaz. Bu masa, araba, bu kalem, evdeki tablolar, burada gördüğün her şey. Yazsana. Al işte. Delirttin sonunda oğlumu. Çocuk gitmiş bilet almış. Otelden yer ayıttırmış. Sen neyin nazını yapıyorsun be? Sana müstahak ama. Al tıkıl işte böyle evde. Kır dizini otur. Bak sen şu Eylül'e. Ama bunun hesabını sorarım ben ona. Anneciğim ne gerek var? Ben kafama takmıyorum ki Eylül'ü. Öyle seni arayıp da kafasına estiği gibi konuşamaz. Ve bu telefon. Sen tut şunları. Bak sen kapıyı aç, telefonu alayım da gelir. Of. Saffet. Ne o sevgilim? Beklemiyor muydun beni? Koyuyorum bir yerlere. Ondan sonra ara bul. Ne işin var be senin burada? Git buradan. Bakıyorum da lüks villa yapmışsın. Benim paralarımı çatır çatır yedin. Şimdi sıra buraya mı geldi? Tamam yalvarırım. Ben ödeyeceğim. Hadi vereceğim paranı. Git. Vereceğim.
Bu evde ne var ne yok hepsini vereceksin. Ama önce borcunu ödeyeceksin. Sonra yine beraber çalışmaya devam edeceğiz ha? Çekil git. Git buradan. Bana bak. Git yoksa polis çağırırım. Kendimi yakarım ama seni de yakarım. Defol git. İyi yere tezgah açmışsın valla. Ya gitsene be adam. Ya git. Melek, kim gelmiş? Koyuyorum bir yerlere sonra bulamıyorum. Melek mi? Melek ya. İsmini mi değiştirdin? 40 yıllık İffet Hanım Melek oldu he? Ne atlar çeviriyorsun kızım sen? Ya git. Git. Buldum buldum. Aman kafa mı kaldı bende? Al şunu sen bir. Kim gelmiş? Şey biri adres sordu da anneciğim. Ha, iyi. Sen onları bana ver de. Hadi gidelim. Anne gitmesek. Of. Kızım hadi üf. İki çift lafım var onu deyip geleceğim. 6 üstü ayakkabı giyeceksin haydi. Anne tamam ya. Ya niye gidiyoruz ki biz Eylüllere? Yürü haydi. Hadi. Anne. Anne bir saniye. Anne of. Anne. Anne bir dur. Anne mi? Ya anne biz niye gidiyoruz ki Eylüllere? Ben hiç görmek istemiyorum o meymenetsizin suratını. Benim gelinimi rahatsız etmek ne demekmiş? Soracağım ona yürü haydi. Anne bir dur. Anne. Demek buraya gelin oluyor ne? Vay vay. Ben hiçbir yere gitmiyorum İffet Hanım. Buranın kaymağını beraber yiyeceğiz. Söylesene kızım. Neden yaptın bunu Leyla'ya? Aranızda bir şey mi geçti? Bana bak bana! Çocuk! Hani kız küçük gelin, yeni evlendi. Yerini mi göstermek istedin, ezmek mi istedin çocuğu? Ne ezmesi babaanne? Yani! Anne ben... Kızım derdin ne senin? Ha? Kız daha eve yeni geldi. Yakınlık kuracağın arkadan iş mi çeviriyorsun sen Gül? Anne ben... Ben ne ben çocuk? Bana bak. Niye yaptın böyle bir şeyi? Neden yaptın? Amacın ne senin? Söyle. Mirza, tamam özür dilerim hata yaptım ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ya dolma kaleme dokunma ne demek? Ne yapabilirim ben kaleme? Her şey olabilir. İçindeki mürekkep benim dosyalarıma bulaşabilir. Önemli belgeler mürekkep olabilir. Elim kolum bağlı fanusta mı yaşayacağım? Yaptığım şey için özür dilerim ama kimse bana o tablonun satılacağını söylemedi ki. Satılsın ya da satılmasın. Evdeki büyüklere soracaksın. Her işi atlamayacaksın. Benimle gel. Ver bakayım. Benimle gel. Gidiyorum. Nereye oğlum? Size ne ya? Hayırdır hesap mı vereceğiz gideceğimiz yere? Yok oğlum tamam. Bana bak Eylül. Madem gösterdiğim iyi niyete karşılık vermiyorsun. Bu evden dışarı bir adımını atmayacaksın. Anladın mı? Al işte. Kaç
kaçırttın oğlanı. Bir tek elin olacak. Peh! Annenler evde mi? Evdeler. Kim bu herif? Şşş. Sen dur bakayım bir. Şşş. Hayırdır, ne yapıyorsun sen? Ne yaptığımı sen daha iyi bilirsin canım. Bana bak. Siz ne arıyorsunuz buralarda yine? Hı? Ben kaç kere söyleyeceğim sana Yağız denen elemanın ailesini bizden uzak tutacaksın diye? Yağız'la bir ilgisi yok. Saffet'i peşime sen mi taktın söyle? Ne diyorsun be? Ne dediğimi sen daha iyi bilirsin canım. Saffet beni buldu. Başıma bela olacak. Ben yanarsam sen de yanarsın, unutma. Yaşar'a çarpan sen. Adnan'a gidip para alıp Eylül'le Yağız'ı ayıran sen. Yağız bunları duyarsa mahvolursun, anladın mı? Yürü git, yürü. Kim takar lan seni? Ya Yağız'a, Eylül'e zorla sahip olduğunu söylersem ha? Kes lan sesini. Konuşma. Ben eğer Eylül'e bunu yapmasaydım sen Yağız'la nişanlanamazdın. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Eğer Yağız öğrenirse direkt Eylül'e koşar. Sen de hem Yağız'a hem de o eve gelin olma hayallerine veda edersin. Eylül niye senin yanında zannediyorsun be? Çünkü Yağız bilmiyor Eylül'e zorla sahip olduğunu, babasıyla tehdit ettiğini. Yaşar gelip seni öldürmeye çalışmadı mı? Bak, insan gibi söylüyorum sana. İkimiz de birbirimize mecburuz, tamam mı? Şimdi o çeneni kapa, yürü git eve. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yoksa ikimiz için de hiç iyi şeyler olmaz. Bas! Kızım, kime diyorum? Boş boş bakma. Ne demeye Leyla'ya bile eğlendin? Derdin ne senin? Niye yaptın, anlatsana? Daha ne olsun babaanne? Eve gelir gelmez prenses gibi yerleşti. Ya ben neler yaşadım? Annemin senin saygını kazanabilmek için aylarca ağzımı açmadım. Bir gün olsun size sorun yaşattım mı? Bir sıkıntı çıkardım mı? Çıkarmadım. Ama bu kız geldiği günden beri dert açtı başımıza. Gülsüm. Babaanne, ben bu evin gelini olabilmek için yıllarımı verdim. Ama bu kız daha dün geldi, bugün başımıza hanımefendi kesildi. Haddini bilsin istedim. Doğru. Ne istemettin ne itiraz. Hakkını vermek lazım. Ama biz de anne gibi davrandık sana. Eğriyi doğruyu öğrettik. Ama bir şey öğretememişiz. İnsan olmayı. Başkasının arkasından iş çevirmemeyi öğretememişiz. Ama olsun. Onu da öğretiriz. Çocuk, bir daha böyle ucuz oyunlara girersen ananı babanı çağır. Emin ol. Bunu gözünün önünden ayırmayacaksın. Mirza lütfen. Biliyorum kızgınsın ama benim de bir gururum var. Lütfen bunu buraya asma. Söz ben bu listeyi ezberlerim. Her gün buna bakacaksın ve benim hayatımda neyin önemli olduğunu hatırlayacaksın. Hatta sen de bir liste yap. Senin hayatında önemli olan bir şey var mı? Thank you.
Hayatımdaki tek önemli şey sensin Mirza. Seni bu cendereden kurtaracağım Eylül. Tekrar kavuşacağız. Ay Nermin'cim, ne iyi ettiniz geldiniz de. Vallahi benim de evde canım çok sıkılmıştı. İki laf ederiz şöyle. Güzel kızım. Nasıl gidiyor evlilik hazırlıkları? Ay Raziye teyzeciğim sorma. Çok yorucu bir süreçmiş. Bir sürü o lüks otel baktık Yazlı ama ben hiçbirini beğenemedim. Ay ne yapayım? En güzeli olsun istiyorum. Bu arada yüzüklerimizi seçtik. Ay Yağız bir de bana bir tek taş hediye almış. Sağ olsun. Ay görsen bayılırsın, için gider. Maşallah. Ne güzel, ne güzel. Ay sağ ol canım. Ay bunun biraz köpüğü az olmuş ama neyse artık. Ben bir lavaboya gideyim. Melek'ten uzak duracaksın. Anlamadım. O benim gelinim olacak. Yağız'la evlenecekler. Kızı rahatsız etmeyi bırak. Aa. Hayırdır Nermin Hanım? Ne oluyor burada? Kızına sor. O anlatsın ne olduğunu. Ne diyor yine bu kadın? Ne bileyim. Evde canları sıkıldıkça buraya geliyorlar işte. Melek. Kalk gidiyoruz haydi. Hadi. Ağam, nereye? İşimiz var abi. Gidiyoruz. Anneciğim, hallettim hallettim, merak etme. Tamam alırım, başka bir şey lazım mı ekmekten başka? Tamam anneciğim, yarım saat evdeyim ben. Tayfun. Güzellik. Merhaba. Sen ne zaman çıktın hapisten? Bugün. Hemen koşup sana geldim. Çok özledim seni. Özlemesi ya, ne diyorsun sen, saçmalama. Bırak beni lütfen, bak gideyim. Kızım. Sana yan baktı diye adam çizdik, mapus damına düştük. Bu mu lan karşılığı? Tayfun bak, biz seninle sadece bir hafta çıktık, o kadar. Lütfen rahat bırak beni, eve gitmem lazım. Dur bakalım güzelim. Bak Leyla, bu evde her gün bir sorun çıkmasından çok sıkıldım. Sana söylediklerim bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor. O yüzden bu liste hep gözünün önünde olacak. Benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun seni üzmek? Hı? Bana bağırman hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Tamam, sen bana aşık değilsin. Ama ben sana aşığım. Benim mutlu olmam senin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama senin mutlu olman beni mutlu ediyor Mirza. Ve ben bunun için her şeyi yapmaya razıyım. Sen bir şey yapma. Ben mutlu olurum. Tamam? Yürü hadi. Bizim kafeye gidip konuşalım. Ya oraya bir kere gittik. Bak ne ara bizim kafemiz oldu. Lütfen bırak beni. Eve gitmem lazım benim. Bıraksana! Yürü hadi yürü! Bırak!
Bırak kızı. Sen kimsin lan? Bas git. Ayağımın altına almayayım seni. Sana kızı rahat bırak dedim. Lan var ya. Bu iş burada bitmez. Deniz, geç de tamam. Ben yanındayım. Bak sen Pelin Hanım'a. Benim Fırat'la olduğum fotoğrafı beğenmemiş. Ama Fırat'ın tek başına olduğu fotoğrafı beğenmiş. Benden kaçmaz güzelim. Gül, ne yapıyorsun kızım sen? Hiç. Fırat'ın fotoğrafını beğenenlerle Fırat'ın benimle birlikte olduğu fotoğrafı beğenenlerin listesini çıkartıyorum. Ne yapıyorsun? Anne, bazı kızlar var. Fırat'ın benimle olan fotoğrafını beğenmiyorlar. Bak, Pelin, Gülsu, Işık, Defne. Oho, liste uzayıp gidiyor. Canım görmemişlerdir. Niye bu kadar abartıyorsun? Anneciğim, eğer bir tane fotoğraf olsa dediğinde haklısın. Ama 5 tane fotoğrafı da mı görmedi? Bunların hepsi kara listede. Fırat bunlardan birinin fotoğrafını bir beğensin bakalım. Kıyameti koparırım vallahi. Bunların hepsi Fırat'ın peşinde. Ama ben bunların üstesinden gelirim. Sen ne diyecektin anne? Çekil şöyle. Ay, çok şükür Saadet annenin sidiri geçti. Gül, aferin sana kız. Satmadın beni. Vallahi bir kez daha böyle bir gelin bulduğum için kendimle gurur duydum. Sen benim bir tanecik gelinimsin. Gül, bak Leyla gidene kadar birlikte savaşacağız. Ona göre, tamam? Leyla. Leyla. Üzülme artık. Ona üzülmüyorum babaanne. Mirza... Yine ne dedi Mirza? Bu listedeki hiçbir şeye dokunma dedi. Gözlükte yok ama koca koca yazmış. Aha. Of of. Bu listeye kalırsa senin bu evde hiç yaşamaman lazım. Tamam. Peki. İşte liste. Gel bakalım. Gel. Nuran! Senin de elin amma ağırmış ha. Oğlan sarma istedi. Hadi. Gelmeden hazır olsun. Daha iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Kimdi o çocuk? Eski sevgilim. Ama sadece bir hafta çıktık. Gerçekten başka hiçbir şey olmadı. Anladım. Karakola gidelim mi? Şikayetçi olmak ister misin? Yok yok, gerek yok. Zaten hapisten daha yeni çıktı. Şimdi gidersek tekrar içeri alırlar. Hapisten mi çıktı? Uzun hikaye, boşver. Seni eve bırakayım istersen. Çok sevinirim, zahmet olmazsa. Yok canım, ne zahmet? Hadi gel. İkimiz de neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu arada... gerekli önlemler alındı. Sanırım artık bunlara da gerek yok. Sen ne dersin? Bence de gerek yok. Evde her gün bir problemle uğraşmaktan sıkıldım. Söz veriyorum bir daha olmayacak.
Umarım. Müsaadenizle. Çalışmam lazım. Tamam, sen nasıl istersen. Eğer Yağız öğrenirse direkt Eylül'e koşar. Sen de hem Yağız'a hem de o eve gelin olma hayallerine veda edersin. Eylül niye senin yanında zannediyorsun be? Elime düşsün İffet. Yoksa melek mi? Ben bir turna kuşuyum. Niye sana geldim biliyor musun? Çok yakında güzel günler göreceğini söylemek için. Sana tekrar umut vermek için. Hadi şimdi bir dilek tut. Sonra benim gibi 1000 tane turna kuşu yap. Sabırla bekle. Dileklerin gerçek olacak. Güzel günler uzakta değil. Yanı başında. Asla umudunu kaybetme. Neden durduk? Evin bura mı? Yok da ben kendim giderim. Komşulardan gören olmasın şimdi. Olsun canım. Akraba olduk artık. Eve kadar bıraksaydım. Gerçekten hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Yeterince zahmet verdim zaten. Peki, öyle olsun. Nasıl istersen. Neredesin Fırat ya? Niye açmıyorsun telefonunu? Aç istersen. Yok ya. Sonra konuşurum. Ah! Telefonu yüzüme kapattı. Yardımların için çok sağ ol. Ne demek? Teşekkür etmene gerek yok. Yalnız o çocuğa dikkat et. Bir sorun çıkartırsa beni arayabilirsin. Teşekkür ederim. Yalnız bu olanlardan kimseye bahsetme. Aramızda kalsın. Merak etme, kimseye söylemem. Hoşça kal. Bugün olanlar için özür dilerim. Bir daha sorun çıkartmayacağıma söz veriyorum. Thank you.